Bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde işlenen cinayetler, kadın cinayetleri hakkında konuşacağım. Bunun sebebini şöyle açıklayayım arkadaşlar. Neden bu konuda konuşmak istiyorum? Çünkü artık yani erkeklerin de sessiz kalmaması gerekiyor bu konuya. Çünkü iyi olan insanlar, iyi olan erkekler, iyi olan adamlar her zaman var bu dünyada. İyisi kötüsü her zaman var. Ama yani son dönemlerde baktığımızda kadınlara yönelik gerçekten çok yoğun bir şekilde düşmanlık ve şiddet var. Şimdi bunun sebebini ben burada analiz etmeyeceğim. Belli başlı sebepleri zaten hepimiz biliyoruz. Ama bu sadece kadınların meselesi değil. Bu erkeklerin de meselesi. Anlatabiliyor muyum? Sen iyi bir insan olarak şey diyemezsin. Yani ben de zaten şiddet uygulamıyorum deyip geçiştiremezsin. Çünkü sen sesini çıkarmazsan bir erkek olarak diğer erkekler bunlardan güç alıp bu şekilde kadınları şiddete maruz bırakacak ya da kadın cinayetleri artacak. Bunun sebebini şu şekilde açıklıyorum. Çünkü arkadaşım bu senin kardeşin de olabilir, bu senin bacın da olabilir, annen de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta bizi de bir kadın doğurdu. Yani artık çevrenizde, arkadaşlarınızın arasında kadın düşmanlığı yapan, kadına karşı şiddet uygulayan varsa bunların önüne geçin. Bunları durdurun. Bunları şikayet edin. Bu tür insanları şikayet edin. Anlatabiliyor muyum? Yani kadına şiddet uygulayan ya da kardeşine yani karısına, sevgilisine şiddet uygulayan, taciz eden, örnek veriyorum şantaj yapan insanlar varsa arkadaşım bunların cezasını kesin polise teslim edin. Ya da polise şikayet edin gücünüz yetmiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten yani artık bu ülkenin düzelmesi gerekiyor. Bu ülkenin düzelmesi için de kadına bakış açısı değişmesi gerekiyor. Şu an ataerkil bir toplumda olduğumuz için yani bunu hiç kimse inkar etmesin. Anlatabiliyor muyum yani? Şunun sebebini şu şekilde açıklıyorum. Arkadaşım yıllardır süre gelen kadınlar şunu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz. Kadın dediğin şöyle olur, kadın dediğin böyle olur. Evet, toplumun ahlak kurallarına uyulması gereken belli başlı kurallar vardır yani toplumda. Anlatabiliyor muyum? Yani ahlak olarak söylemeyeyim ama yani belli başlı bir kurallar vardır kültürden gelen. Yani bunların dışına çıkılmaması gerekiyor. Yani şimdi şey diyebilirsin, onlar da bizi aldatıyor. İşte evliyiz, kaç yıldır evliyim, beni aldatıyor. Başkasıyla konuşmuş. Ya kardeşim, bir kadın seni aldatıyorsa, sen yıllarını ona verdiysen yine de öldürmeye hakkın yok. Anlatabiliyor muyum? Yok. Ne yapacaksın? Kızabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani kafayı yemiş olabilirsin. Yani nasıl yapar bana diye düşünebilirsin. Ama sen bir kişiyi öldürmeye, şiddet uygulamaya hakkın yok. O yüzden yapacağın en güzel şey sırt çantanı alıp, bavulunu alıp o evi terk etmek kardeşim. Anlatabiliyor muyum? O evi terk edeceksin. Kendi hayatına bakacaksın. Gideceksin, kendini upgrade edeceksin. Motivasyonlu olacaksın. Kendin için bir şeyler yapacaksın. Artık zaten o insan seni hak etmiyordur. O insan seni aldatmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani genelde bahaneler bu yüzden. Bir kız sana bakmıyor mu? Bakmasın. Kardeşim, dünyada milyarlarca insan var. O bakmıyorsa diğeri bakar. Yani bunu sapıklığa, bunu tacize çevirmenin bir anlamı yok. Gidin kendinizi eğitin. Anlatabiliyor muyum? Yolunuza bakın. Yani o kız başkasıyla olmuş, ben onu seviyorum, sen onunla olamazsın falan filan. Oğlum bunlar boş işler. Kendi hayatınızı da mahvediyorsunuz. O kızın hayatını da mahvediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bir de buradan anne babalara seslenmek istiyorum. Gerçekten yani çocuklarınız sizden korkmasın ya. Vallahi bak, çocuklarınız sizden korkmasın kardeşim. Çocuklarınızı öyle bir eğitin ki çocuklarınız size her şeyi açıklayabilsin. Yani çocuklarınız sizin üzerinden tehdit edilmesin. Yani bir kıza, çocuğun biri işte bana çıplak fotoğraflarını ya da görüntülerini atmazsan seni anne babana şikayet ederim dediği zaman o çocuk görüntüleri atmak zorunda kalmasın o kişiye, tacizciye. Gelip size anlatsın, sizle paylaşabilsin. Lütfen çocuklarınızı eğitirken bir anne baba olarak sizden korkmasını değil, size saygı duymasını öğretin ve sizinle her şeyi paylaşmasını öğretin. Saygılı bir biçimde. Ben bu kadar söylemek istiyorum arkadaşlar. Umarım yani elimden geleni yapmaya çalıştım. Kendimce yorumlarımı ekledim. Umarım
faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.